Herkese yeni bir günlük vlogdan merhaba. Tekrar günlük vloglarımıza kavuştuk diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Şöyle saatlerimiz 7.30'u gösteriyor. Ben yeni uyandım ve bugün evden çalışacağım. O yüzden aslında 8.30'a kadar çok rahat bir şekilde uyuyabilirdim. Ama şöyle ki ben hiç uyumayı seven bir insan değilim. Evet, uykuya vücudum ihtiyaç duyduğu zamanlar oluyor. Ama genel olarak fazla uyumak bana zaman kaybı gibi geliyor. Sanki günü yiyormuşum gibi geliyor. Hafta sonu dahi yani 7'de en geç uyanırım. Bugün de aslında 6'da uyandım. Sonra kendimi zorladım. Dedim ki bak normalde sen bu saatte uyanıyorsun, hazırlanıyorsun, metroya biniyorsun, metrobüse biniyorsun. İşte 1,5 saatlik yolu çekiyorsun. Dedim ki şu an böyle bir imkanın var. Dinlen, bir buçuk saat daha uyu. Ardından kalk, güzel bir sabah pilatesi yap ya da sabah yogası yap. Ondan sonra bir de kendine güzel bir kahve demle diye bir plan yaptım. Yaklaşık bir saat içerisinde bunları yapacağız. Sonra da bilgisayar başına otururum zaten. Bilgisayar başına oturduğumda da nasıl diyeyim, yapacak çok bir şey olmuyor. Çalışıyorum. Ondan sonra o kısımda yani sizi çok keyiflendirecek bir şey olmaz. Ama benim için keyifli bir kısım. Çalışmayı seviyorum çünkü. Her neyse, şimdi yüzümüzü bir yıkayalım. Şimdi 2 gün önce yayınladığım rutin oluşturmak başlığı altındaki ilk videom olan cilt bakımı videomu izlemiş olanlara minik bir sorum var. Şimdi hemen siz ışığı alacağım. Ne düşünüyorsunuz? Biraz farklılık var mı? Çünkü ben 3 gündür uyguluyorum rutini. Ve 3 gün oldu, evet, artık bugün 3. günüm. O gün bu arada videoyu yayınladığım günü sabahında çekmiştim. Ne düşünüyorsunuz? Ben biraz farklılık olduğunu düşünüyorum. Zaten anlattığım gibi yaptım. O yüzden burada çok detaylarını vermeyeceğim ama kullandığım ürünler o günden beri. Zaten sabah bu üçlüyü kullanmıştım. Biliyorsunuz. Bilmeyenler için de söyleyeyim. Kudeli markasının bir peelingi, maskesi ve nemlendiricisini o sabah kullanmış, denemiştim. Ardından onun akşamında yüz temizleme jelimle tabii ki yüzümü temizledim. Benim klasiğimdir bu Yves Rocher'in, asla değişmez bu ikinci paketi. Hatta bir tane de seyahat boyu var ki gittiğim yerlerde kullanabileyim. Çünkü yüzüm çok alıştı o ürüne. Her neyse, yüz yıkama jelinin ardından IHA BH tonik uyguladım o akşam. Yanına da bir sıkı krem uyguladım. Ardından da gece yatmadan önce bir nemlendirici sürüp yüzüme gua sha ile masaj yaptım. Bilmiyorum, belki sıkanın ardından nemlendirici kullanmak ne kadar doğru ama ben yüzümde hafif bir yorgunluk hissetmiştim. Nemlendiriciden daha iyi bir şey olamaz diye düşündüm ve biraz gua sha ile masaj yapmak istedim yüzüme. Kısaca böyle bir rutin yaptım. O gün full bu. Ardından diğer gün yalnızca sabah yüz yıkama jeliyle yüzümü temizledim. Ve hemen bir güneş kremi uyguladım. Güneş kreminin ardından zaten işe gitmek üzere yola çıktım. Akşam geldiğimde geç olmuştu. Hemen geldiğimde yüz yıkama jelimle yüzümü tekrar temizledim. Ardından glikolik asit kullandım. Sadece çene bölgemde kullandım. Yani şu bölgede kullandım. Sika kremle bunu birleştirdim. Yine sika kremimi kullandım. Ardından bir nemlendirici ve gua sha ile tekrar masaj yaptım. Çünkü o rutini ben sevdim. Nemlendirici gua sha rutini hoşuma gitti. Çok yaptığım bir şey değil ama yüz masajı kadar insanı rahatlatan bir şey yokmuş. Onu fark ettim. Çok iyi geldi yani, gerçekten. Beni o kadar gençleştirdi ki. Siz ne düşünüyorsunuz? Özellikle önceki videoyu izlemiş olanlar. Buraya kısa tutmaya çalıştım ki sizi sıkmayayım diye. Şimdi hemen bir pilates ya da günlük bir egzersiz kısmı yapacağım. 20-25 dakika. Ardından kahve demliyoruz ve hemen bilgisayarın başına oturmamız lazım. Arkadaşlar, o kadar çok konuşmuşum ki hemen atlamam gerekti bu kısma. Şöyle söyleyeyim, birlikte Honduras demleyeceğiz bugün. Honduras benim en sevdiğim kahve çekirdeği. Genelde kafelerde Etiyopya veya Kolombiya görüyoruz. Ben açıkçası Honduras'ın da olması gerektiğini düşünüyorum. V60'la demlemesi de çok keyifli. Süt katarsanız o hali de çok keyifli. Kremamsı bir yapısı var. Yumuşak bir gövdesi var. Orta gövdeli. Hani böyle tam olarak benim sevdiğim kıvamda. Çünkü ben normalde de bir şeyin aşırı keskin olmasını sevmem. Yani birlikte bir harmoni yaratmasını seviyorum notaların. O yüzden bu da öyle bir kahve bence. Çünkü birçok kahvede tek bir notayı alabiliyorsunuz. Mesela bazısında kırmızı meyve notası yüksek oluyor. İşte bazısında karamelik, atıyorum. Yani bu tarz notalar yüksek oluyor ama bunda öyle değil bence. En azından benim ağız tadım kapsamında. Bilir kişi değilim. Sadece seviyorum. Peki ne seçeneklerimiz var evde demlemek için bunu? Birincisi tabii ki V60. Ben V60'çıyımdır. Bir de moka potumuz var. Moka potla demlediğim zaman kahvelerde Türk kahvesi tadı oluyor.
O yüzden ben açıkçası çok bayılarak yapmıyorum. Ama seviyorum ve bu moka pot, yani aldığım en güzel hediyelerden biri olabilir. Başlara yazarım yani bunu. O yüzden moka potla da keyif yapmak istediğim zamanlar onunla yapıyorum. Ama şu an bilgisayar masasına artık geçip çalışmaya başlamam için hemen 1v60'da kahve demliyorum. Siz de buna eşlik ediyorsunuz. Hemen bir aranje edelim burayı. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir bardak alayım. Şuna demleyecektim normalde ama sizin kahvenin tonunu görmenizi istiyorum. Bu yüzden cam bir bardak bulmalıyım. Ve buldum. Gerçekten çok insanı kitleyen bir görüntü yaratıyordur diye düşünüyorum. Ben şu an çok göremiyorum ama nasıl çektiğini. Hemen bunun üzerine koyuyoruz. Yeni Petra'dan almış olduğum yeni V60 filtremi de bunun üzerine koyuyoruz. Suyumu zaten kaynatmıştım. O şekilde koymuştum. Oy ya, oturan bir filtre kağıdı görmek bugünlerde nasip oldu diye bir şey. Çünkü geçici bir filtre kağıdı kullanıyordum ve hiç iyi değildi. Normalde 15 grama 300 mililitre su şeklinde hani kullanıyoruz. Ama ben göz kararı yapacağım. Yani artık o evreyi geçtiğimi düşünüyorum mental olarak. Her neyse. Şimdi suyumuzu yavaşça döküyoruz. Bu arada sizi oradan alacağım çünkü fotoğrafını da çekmek istiyorum. Özür diliyorum. Ama en keyifli kısım. Şöyle etraftan başlayarak. Ya şu koku o kadar güzel ki. Şimdi tekrar su ekleyeceğiz. Allah'ım şu keyif. Çok bir şey de yok gerçekten. Ve suyumuzu da döktük. Keşke kokusunu duyabilseniz. Kahvemiz hazır. Yeniden masamdan merhaba. Normalde bu masa camın önündeydi ve ışık harika olurdu. Ama ben bu masayı buraya taşıdım. Koltuğu da arkaya aldım. Yakında eve bir projeksiyon alacağım ve duvara yansıtmayı düşünüyorum. Eskiden televizyonum vardı evde ama ben o kadar izlemiyorum ki arkadaşlar. Yani annemlere dediğim ilk şey, hani bunu buradan alın. Boşuna getirmiş oldular Eskişehir'den benim için televizyon. Anlamsızdı. Bu arada ben çalışmaya başladım. Kahvemi de içiyorum. Yarısına geldim sayılır. Saatlerimiz 8.35'i gösteriyor. Ben çok keyifliyim. Güzel bir başlangıç yaptım güne. Normalde sahilde yürüyüş yapmayı daha çok seviyorum sabah erken saatlerde ama sahile gidiş yolum biraz tehlikeli oluyor erken saatlerde. O yüzden 8-8.30 gibi çıkmak gerekiyor ki daha rahat bir şekilde ilerleyebileyim insanlarla birlikte. Maalesef o konu birazcık sıkıntılı. Neyse onu da halledeceğiz. Keyifliyim ya genel olarak. Şu kahvenin rengine bakar mısınız? Şöyle yapsam daha iyi görünür galiba. Çok hoşuma gitti. Çalışmaya başladım bu arada. 8.20 gibi oturdum bilgisayara. Bugün sakin, dingin bir gün olacak. Ancak bugün fark ettiğim bir şey var kendimle alakalı. Bugün kıyafet seçememe günüm. Yani bugün hiçbir arkadaşım beni buluşmaya çağırmaz umarım. Çünkü kıyafet seçemiyorum. Normalde 5 dakika içerisinde hazırlanan biriyimdir. Yani çok nadir olur böyle günlerim. Ama bugün o gün. Bugün üstümde ne görsem beğenmiyorum. Bugün o yüzden benim cozy bir şekilde evde takılmam. Akşam da iş bitiminde yürüyüşe çıkmam lazım sahile ki bugünü mental olarak sağlıklı bir şekilde bitirebileyim. Kahve içtiğim için keyfim yerinde ama kahvaltıyı ne zaman yaparım bilmiyorum. Sanırım kahvaltı yapmayacağım bugün. Bugün öğlen yemeğiyle alanlara katılacağım gibi duruyor. Bu da sağlıksız oluyor. Yani iki ucu da sıkıntılı. Bugün bir muhabbet edesim geldi kameraya. Neden böyle oldu bilmiyorum. Bir de klima geliyor arkadaşlar. Yavaş yavaş etrafa yayıldı. O soğuk geldi. Beni bir keyiflendirdi. Evim direkt güneş alan bir ev. Bir de 1+1 ev olduğu için kaçacak pek bir yerim yok evin içerisinde. Güneşten hiçbir şekilde kaçamıyorum. Direkt yatağıma vuruyor güneş. Gözümü güneşle açıyorum sabahları. Erken kalkmamın sebebini arkadaşlarım genelde buna bağlıyor ama tamam alakalı ama perdeyi kapatınca da bir şey değişmiyor. Yani ben her türlü uyanmış oluyorum. Neyse bir el kremi sürelim. El kremi ıslak mendili dağıtan o kız. Yani ben. Gerçekten. Bluzum harika ya yapısı. Bayıldım yani. 350 liraya mı ne almıştım bir de. Fiyat performans.
Herkese tekrar merhaba. Saatler 2.11 geçiyor ve ben artık bilgisayarı burada bir nebze bırakıyorum. Çünkü yoruldum. Çünkü açım. Çünkü yemek söyledim. Çünkü gerçekten 5.30-6 saat olacak bilgisayarın başında ve yoruldum gerçekten. Biraz dinlenmek istiyorum. Bunlar evliliğe karşı mı? Konsept olarak karşıyız Volkan. Arkadaşlar ne olur Avrupa yakasının özellikle şu Avrupa Birliği'ne girme bölümünü açın. Bayılarak izliyorum ya. Müthiş müthiş. Harika bir 12 dakikaydı. Harika bir 12 dakika gerçekten. Arkadaşlar şu kolonyayı çok beğeniyorum. Kokusu o kadar güzel ki parfüm gibi kullanıyorum resmen şu sıralar evde. Benim minik tatlı saatim. Şu an yürüyüşteyim. Sahile doğru indim. İş sonrası böyle keyfini çıkaracağım biraz rotanın. Palmiye ağaçlarını gördüğüm an yapışacaktım aslında telefona ama ışık kaçsın istemedim. Güneş kremlerimizi de sürdük tabii ki. Fazlasıyla kalabalık bu arada sahiller. Herkes kenarlarda oturmuş böyle muhabbet sohbet ediyor. Gerçekten yaz gelmiş. Benim de çok hoşuma gitti. Ama biraz yürümem lazım. Yani gerçekten bugün full oturdum. Sabah pilatesi saymıyorum ama böyle uyanış hareketi gibi bir şeydi çünkü. On bin adımı tamamladık arkadaşlar. Artık dönüş yoluna geçtim. Ama bir kahve içip bir kitap almam lazım. Bu tarafta DNR vardı diye hatırlıyorum. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Halledeceğim ama. Çok güzel bir güneş var. Bu arada Eurovision şarkılarına takmış durumdayım. Özellikle Ukrayna'nınki, Litvanya'nınki. Sonra Europop'a zaten en çok dinlediğim. Ay tırsın bir yer. Bir o var bir de. Ay şey Slovenya. Slovenya diyorum yani. TikTok diliyle. Harika şarkılar. Ve ben zaten Eurovision'u çok severim. Ya ben bu yolda ne anlatıyorum? Yemek istiyordum. En çok tüketilen bu ve sade olan da bu olduğu için aslında. Şurada da var aslında da. Farkları ne acaba bakacağım. Bu daha güzel göründü gözüme.